gözünüz aydın bacım. Artık arabada üç kişi taşıyorsun Kemal. Biraz daha dikkatli olmalısın. Tamam. Akşama görüşürüz o zaman. Hoşça kalın. Gel. Müsaade var mı hanımım? Gel Gülizar. Böyle un çuvalı gibi oturup kendi kendimize kızıp tozmayla ne olmaz. Bu göt görme diye meydan bırakmayalım. Ya ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Savaşalım. Savaşacağız. Yenilgiyi kabul mü edelim? Artık yapacak bir şey yok Gülizar. Karnında Muzaffer Dinç Aslan'ın varisi var. Karnını aldı diyelim. Kucağına da alacak değil ya. Ne demek istiyorsun sen? Demek istiyorum ki doğmamış çocuğa don biçilmez. Şimdi bu çocuk doğabilirdi, düşebilirdi. Öyle değil mi? Hayat bu. Ne olacağı belli mi olur? Nene, çok metini işittik senin. Şimdi nasıl diyeceğimi bilemedim de. Bir şeytana uydun. Kele burada ne işin var yoksa? Ne diyeceksen de bakalım. Erim askerdir. Gönlüm kaydı bir delikanlıya. Zaten üstüme ceket atsan gibi kalırım ben. Yani anlayacağım başım belada. Karnındakinden kurtulmam lazım. Bir şeyler deyiver bana. Avucum kaşınıyor. Anlamıyor mu? Anladım. Vereceğiz elbet paranı. Acelen ne? Bu kaşıntı geçmeyince aklıma gelmez ne diyeceğim. Hemen çekiverelim belini. Abo, yok. Korkarım ben. Benim belim sakat hem. Zıplatalım o vakit seni. Veyahut da karnına taş vuralım. Ya nene, öldürecek misin beni? O atlar işlerken iyi değil mi? Ya Sema, şöyle içmeli bir şey deyiversene. Yani yok mu bir ilacın bu karnımdakini düşürecek? Demin verdim ya nene. Gene kaşınıyor. Bekle vakit. Sana bir ilaç kaynatayım. Yok yok. Sen malzemeyi deyiver. Ben evde kaynatır içerim. Bana bak hele. Beni aven mi belledin? Ben gebeyi gözünden tanırım. Yaban çileğini ya da soğan kabuğunu bir güzel kaynatıp içirecek. Hele ikisini bir karıştırırsam. O vakit ne var ne yoksa söker atar. Şey mi bu? Ya şey. Yaban çileğiyle soğan kabuğu. Kadın bir tanesi getirdi dedi ama ben ikisini bir kaynatıyorum. Niye? Niyesi mi var? İşimizi garantiye almak için. İçinde ne var ne yok söker atar herhalde. Tadı kötü olmaz mı? Nasıl içecek bunu?
Se tasalanma hanımım. Şekerle limonla bir güzel ayarlarım ben. Sizlere söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Tarif edemeyeceğim kadar mutluyum. Ve bu mutluluğumu sevgili eşime borçluyum. Bana hayatımın en güzel hediyesini verdi. Bir çocuğumuz olacak. Çok güzel. Harika bir haber bu. Tebrikler. Teşekkürler. Güzel anneye güzel bir hediye alırsın herhalde. Aa, hay Allah. Unuttun gördün mü? Aşk olsun Muzaffer. Hediye bekleyen mi var senden? Hadi canım. Ben seni bilmez miyim? Sen hiçbir şeyi unutmazsın. Sakın intikam alıyor falan olmayasın. Heyecandan olmalı. Seni unutmam mümkün mü? Muzaffer. Çok güzel bu. Dünya paradır şimdi bu. Ne gerek vardı? Sen her şeyin en güzeline layıksın. Ne oldu hemşire? Biraz sıcak olmadı mı? Mutlu çift için kadeh kaldıralım. Haydi, Roy. Prost. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Serap dur. Ne yapıyorsun? Gebeyken sakıncalı değil mi alkol? Ha, öyle mi bilmem. Öyle tabii. Bundan sonra sana içki yasak. Bizim oralarda kadınları genellikle yasak olduğu için. Ben size hazırladıydım. Meyvelerden. Kan yapıcı. Ne var bunun içinde? 10 çeşit meyve kattım Serap Hanım. Kokusu bir tuhaf, içim mayhoş oldu. Şifadır, bir dikişte için. Madem şifadır diyorsun. Tamam. Bu dansı bana lütfeder misiniz? From
start I knew what true love can do. Kocacığım, yoruldum artık. Oturalım mı biraz? Ne oldu, neyin var? Terledim. Üşütmeyeyim de. Peki. Sana haberlerim var abi. Nedir? Renan. Renan geliyormuş. Artık Adana'da yaşamaya karar vermiş. Fransa'ya dönmeyecekmiş. Pekala. Gelsin bakalım. Memnun oluruz. Tabii ki en çok memnun olacak kişi benim. Sık sık görüşürüz bundan sonra. Sanattan, aktualiteden konuşacak biri lazım, öyle değil mi? Evet. Traktörlerin gelmesine de az bir vakit kaldı. Heyecanla gün sayıyorum. Sayarsın tabii. Kârını 3'e 5'e katlayacaksın. Kazandığın paraları sayamayacaksın. Evet, bir yıldır işsiz kalacak ama maalesef yapacak bir şey yok. Bunun için hükümetimizin bir an evvel önlem alması lazım. DP'ye geçtiğini unutmuş gibi konuşuyorsun Muzaffer. Hükümet biziz. Canım, bizim önlemimiz ne ifade edebilir ki? Bunlar sosyal meseleler azizim. Milli politikalar üretmek gerek. Bravo Muzaffer. Her zamanki gibi bakışın çok doğru ama adres yanlış. Demokrat Parti sosyal meselelerin çözüleceği yer değil. Yahu. Zamanında CHP bu meseleleri çözüyordu da benim mi haberim yok? Traktörlere. Güzel. Halide nerede? Bilmiyorum Muzaffer Bey, görmedim. Serap, iyi misin? Yok. Değilim. Doktor çağırayım mı? Yok yok, gerek yok. Midem bulandı biraz, geçer şimdi. Muzaffer, telaşlanma. Tabidir, olur böyle. Evet, ben bir bakayım. İyi misin? İyiyim. Ne oldu Muzaffer Bey? Güllüme bir şey mi oldu? Midesi bulandı. Siz gidip bakın isterseniz. Doktor çağırmamız gerekirse çağıralım. Korkma Muzaffer Bey. Gebeliktendir. Olacak o kadar. İyiyim, merak edecek bir şey yok. Muzaffer, sen misafirlerin yanına git. Ayıp olmasın şimdi. Boş ver şimdi misafirleri canım. Merak etme, iyiyim ben. Düzelince inerim yanınıza birazdan, hadi. Peki. Güllüm, kızım. Kafam, kızım benim. Serap Hanım. Abo, suratınız pamuk tarlası gibi olmuş. Yoksa içinizdeki her şey çıktı mı? Çıktı, çıktı. Tüh, şifa niyetineydi o. Yazık oldu desenize. Yazık mı oldu? He, yazık oldu. Yani şifa niyetin olduğu için, bebeği için yazık oldu. Aslında bir bardak daha var. Ben hemen koşup gidip bir bardak daha alıp getireyim mi? İstemez.
O yaptı zaten. Ama şifadır Serap Hanım. İstemez dedim ya. Hadi sen işine bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.